ülkenin taksimi meselesi. İslam Türk devletlerinde ülkeden bir bölgenin idaresi verilen hanedan üyeleri Melik diye anılırlardı. Bunlar imparatorluk başkentindeki ne benzer bir hükümet kuruluşuna, dolayısıyla ayrı vezirlere, atabeylere, ayrı askeri kuvvetlere sahip olmakla halife, sultan ve kendi adlarını hutbe okutmakta, nöbet çaldırmakla ve izne bağlı olarak para bastırmakla beraber merkezdeki sultan tarafından temsil edilen yüksek iktidarları tanırlar. Resen idare ettikleri savaşlarını ve siyasi temaslarını imparatorlukça düzenlenen ana siyaset çevresinde yürütürlerdi. Aksi hareket edenler takibata uğrardı. Melikler değiştikçe veya bölgelerinde daralma veya genişleme oldukça vazife, yetki ve sahalara ait fermanların sultan tarafından yenilenmesi lazımdı. Veliahtlık müessesesi Bozkır devresinden beri devam etmekle birlikte hanedan mensuplarını aileden intikal eden kutun kendilerinde de mevcut olduğu düşüncesiyle yüksek iktidarı almak gayretinde girişirlerdi ki huzursuzluklara yol açan bu mücadeleler sonucunda tahta fiilen hakim olanın gerçek kut ile donatılmış bulunduğu inancı ile onun etrafında toparlanırlardı. Böylece gerçekleşmiş bir düzene karşı direnenler asi sayılarak tedibine çalışırlardı. Bu itibarla Karahanlılarda, Selçuklularda ve Harzemşahlarda sık görülen taht kavgalarının mekanizması yanlış tefsir edilmemeli ve müstakyar devlet nizaminin kurulduğu zamanlarda çeşitli bölgelerin başında bulunan hanedan üyeleri yüksek otoriteye bağlı melikler olarak imparatorluğun idaresinde ve fütunatta ortaklaşa mesuliyet taşıyan idareciler sayılmalıdır. Nitekim Sultan Melik Şah'ın vefatı ile merkezde iktidar boşluğu hasıl oluncaya, hatta bir nesil sonra bile Büyük Sultan Sencer Anadolu Selçuklu hükümetinin hukuken kendine bağlı düşünmüş Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan 1185 sıralarında ülkesini 11 oğlu arasında bölüştürdüğü halde Anadolu 11 devlete ayrılmamıştı. Ancak tıpkı Bozkır ilinde olduğu gibi merkezi iktidar ortadan kalktığı veya devlet istiklalını kaybettiği zamanlarda parçalanma görülmektedir. İslam dünyasında 4 Selçuklu devleti Doğu Anadolu Türkmen beylikleri merkezi iktidar zaafa uğrayıp çöktüğü için meydana gelmişlerdi. Sonraki Anadolu beyliklerinde Anadolu Selçuklu devletinde Moğol tahakkümü altına düşmesi üzerine bu istilacıların uzun müddet tanınmaya razı olmayan uç Türkmenleri tarafından geliştirilmişlerdi. Tıpkı 630 yılında Çin hakimiyetine giren Göktürk devleti içinde kendi başlarında devlet kurmaya girişen Hazarlar, Oğuzlar, Karluklar, Türk işler gibi. Yalnız Hindistan'da, Mısır'da durum biraz farklı görünmektedir. Delhi Sultanlığında idare başına birbiri arkasından birkaç hale gelmiş, Mısır devletinde de kabiliyetli şahsiyetler ordunun tasvibiyle sultanlığa yükselmiş ve ancak Kalavun'dan sonra devamlı hanedan kurabilmişlerdi. Bunlar herhalde birinin Türkistan'da, diğerinin Kıpçak bozkırlarında devamı olarak gelen kuvvetlerle beslenmenin sonucu devlette yeni yeni güçlerinin meydana çıkmasıyla açıklanabilir. Nitekim Tolunlu ömürleri kısa sürmüş, buna karşılık Selçuk Selçukluların ilk devirlerinden çok kalabalık Türkmen kütlelerinin batıya akışları burada Türk devletlerinin istikrarını sağladığı gibi Anadolu'nun çabucak Türkmenleşmesinin mümkün kılmış, fakat Orta Asya'da Timur iktidarının kurduğu baraj yüzünden ikmalsiz kalan Delhi Sultanlığında hakimiyet yabancılara geçmişti. Mısır'da ise gittikçe azınlıkta kalan Türk unsuruna karşılık bilhassa Çerkeslerin çoğalması iktidarın Çerkes kölemenlerine geçmesi sonucunu vermişti.